Efendim merhabalar. Şimdi ben sana minik tarteletler yapacağım milföylü. İçinde meyveli, krem şantili. Hem çok pratik hem çok renkli hem de tadı leziz. Umarım başarılı olacağım. Şimdi cupcake kabımız var. Dışını kullanacağız, yağlayıp milföylerimizi buraya saracağız. Böylelikle küçük sepetler, kafesler elde etmiş olacağız. Milföylerim buzdolabında, onları çıkarayım. Milföylerimizi açacağız şu anda. Bu kadar kalın kullanmayacağımız için. Nasıl, orada oturmak keyifli mi? Çok keyifli. Ben de çok merak ediyorum sonucunu. İlk defa deneyeceğiz biz bu arada bunu. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Senin güllü milföylerinden sonra biraz özenmedim dersen yalan olur. Hemen dedim ben de milföylü bir tarif bulayım. Benimkinin güllünün tadı çok güzeldi. Bakalım bu nasıl olacak. Evet, ikisinin tadı ve içeriği çok başka şey olacaktır. Umarım bu da güzel olur. Şimdi oldukça hala ve soğudu. Mümkün olduğunca açacağım ve ince şeritler halinde keseceğim. Sonra bu şeritleri dolayarak minik sepetler elde edeceğimizi umuyorum. Deneyelim. Görelim. Olmuyorsa olmuyor deriz. Ya krem şanti boy koyduktan sonra sanırım... Ama birleşecek değil mi sepet biraz? Çünkü krem şantili içinden atmasın. Şöyle yapacağım. Altını full kapayacağım bir parçayla. Ondan sonra bu şeritleri sadece kenarlarına geçeceğim. Çünkü aslında altını da örmeyi düşündüm ama şimdi risk almak istemiyorum. Çok fazla mülfeyi kullanmadığım için sürekli ve biraz daha aşina olduktan sonra kullanabilirim. Şimdi bunlar... Küçük olduğu için derinliği şöyle yaklaşık herhalde 3 santim kadar olduğu için biraz da sepet izlenimi versin ve bir iki tane sarıldığı gözüksün diye yaklaşık 1 santim kadar bir kalınlıkta keseceğim. Şimdi bunları birkaç tanesini açtım. Altını dediğim gibi kafes yapabilmek için yine bunu çok az miktarda açacağım. Şunu da kaldırayım kenara. Çok da fazla açmayacağım. Altını bir şey keselim, kareler keselim. Bu arada şey yapmayı düşünüyorum. Bunlar kabaracağı için milföy. Evet. Şimdi hepsini sardığım takdirde kafesler birbirinin içine girecek ve yapışacak ve o çıtır çıtır kafes görünümünü göremeyeceğiz. O yüzden şöyle birbirine uzak değmeyecek köşeleri yapmayı planlıyorum. Yaklaşık 3 tane deneyeceğim yani. Şimdi baştan şunu giydirdikten sonra... Ya her şekilde lezzetli olur. Ama unutmadan şeyi süreyim. Şimdi atlarım çünkü boyunu anlamaya çalışırken... Bol yağ sür de yapışmasın. Şunu birazcık şeyden mikrodalgada mı ısıtsaydık? Şu an buzdolabından yeni çıktığı için. Ama biraz şöyle herhalde zorlarsam. Ben elimde tutayım. Televizyondaki konuklar hep bir şeylerinden bahsediyorlar. Albümlerinden, filmlerinden. Sen kendi projelerinden bahset. Bundan sonra da hangi yemeği yapacağım? Güllü börek. Evet, çiçekler senden sonra. Zaten sen çiçeğe karşı ilgini, evet. Sevgini bahçende gösterdin. Başka... Küçük yaptığın şeyler gözler. En son yemekte karar kıldığımız için ağırlıklı olarak şu an. Şimdi de çiçek çeşitlerini mutfağa taşıdık. Hele baharda. Bakalım bizi neler bekliyor. Belki yenilebilir çiçekle tarif yerimiz olur. Evet, o daha kolay olur. Çünkü şeker, çiçek yapma çok ayrı bir uzmanlık. O bizi çok aşıyor. Bir de zaten bizim... Pratik ve kolay tariflerden yola çıkarak bir kanal kurduk. O kadar zor ve uzmanlık isteyen bir şeye kolay kolay girebileceğimi sanmıyorum. Bak, o zaman gerçekten konuk alırsak bu işin uzmanları bize anlatabilirler. Çünkü her şeyi yapmamız mümkün değil. Haddimize de düşmez zaten. Aynen. Onların bize yardımcı olması bizim sadece kenardan işin ucundan tutmamız gibi. Evet. Teklifleri açıyoruz. Ben ikinci şey dilenen videomu çekiyorum. Sponsorluk teklifleri. Sponsor ve workshop yapabiliriz. Evet. Bize de öğretebilirler. İzleyiciye de öğretebilirler. Evet.
Şimdi geçireceğim. Evet, elinle şekil vermek daha doğru, daha kolay. Ve daha doğal duruyor. Ya böyle de şimdi aslında tamamen böyle giydirip belki de ayrı şeyler yapabiliriz. Ama ben o dediğim gibi kafes görüntüsünü çok şık buldum. Bir de açıkçası denemek istiyorum. Hazır elimin altında şöyle bir kalıp varken. Sence çekim yapıyor mu diye kontrol etmeli miyiz? Yok öyle olsun. Çekim yaptığını sanıyorduk deriz. Sonunda da bu. Resim olarak belki önümüze çıkar. Instagram'da bulabilirsiniz. Link bio'da değil çünkü. Linkimiz yok, videomuz yok. Olacak böyle hatalar ya. Teknolojik altyapımız çok. Ben kaldıramayabilirim. Olsun, hani bir gün benden haber alamazsanız sesini kapalı unutmuş olabilirim. Videoyu hiç açmamış olabilirim. Onları kaldıracak kadar şey değilim, rahat değilim. Ben çekilmiş videoları aktaramadan telefon yine ya suya düşecek ya kırılacak diye. Lütfen bana bunları anlatma. Gerçekten kabusum olabilir yani. O benim zayıf karnım. Ben çok telefon kırdığım için, çapıyla yürüyüşlerde yağmurda ıslattığım, bozduğum için artık anlamıyorum. Şimdi bu şeritleri nereden başlayıp yapsak? Bu uçtan başlayıp üste doğru mu yoksa en üstü yapıp alta mı doğru yapsak? Onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Tamam, en dipten başlayacağım. Bir öyle dene. 3 tane şansın var zaten. Bir tane tutar elbet. Tutmazsa da sen tuttu dersin çünkü. Kardeşimsin neticede. Yok, ben lezzetine bakarım. Şekilden çok lezzeti önemli. İçi nasıl olsa güzel olacak. Hamur iyi. İçine koyacağımız sosu, krem şantili şeyi iyi, ganajı iyi. Meyveler zaten güzel olacak. Sepetten taşmadıktan sonra bence hiçbir problem yok. Biraz stres değil mi yani? Hak verirsin ki. Nasıl bir şey çıkacağını bilmiyoruz. Ama ne kadar kötü olabilir ki yaptığımız şey lezzetli olacak mı? İzleyeceğiz sonuçta. Başka tabii ki. Şimdi ben bunları sardım. Fırına koyacağız. Yanlış hatırlamıyorsam 180 derecede 20-25 dakika kadar olması lazım ama tabii ki fırını gözlemleyerek ben de tabii karar vereceğim. Dışları kızarmaya başladığında, kabardığında zaten altını kapatıyor oluruz. Bunları da yapalım, bunları da saralım. Bunları da şeye saracağım. Onlara saracağım. Tamam. Birkaç tane aslında biz cannoli'yi İtalyan mutfağında çok severiz. Aslında o işe girişmeden önce biraz daha çalışmak istiyordum. Fakat bugün şeylerin milföyle olan tarifleri izlerken insanların metal aslında böyle aksesuarları var. Kullandığını, bazılarının da böyle alüminyum folyodan kendi yaptığını gördüm. Şimdi evet ben de hatırlayamıyorum. Sadece deneme amaçlı yapacağım ama sonra asıl içi peynirli. Gerçek aslında uygun bir kanoli yapmak istiyorum ki ben bayılırım yani peynirli olan her şeye bayılırım. Şimdi ben bunu aşağıdan sarmaya başladım. Yavaş yavaş yukarı doğru kıvıracağım. Hani bakalım ne çıkacağız. Bu çok geniş olmadığı için içine belki çok dolgu yapılacak kadar malzeme olmayacak elimizde ama. Ama yapıp yapamadığımızı göreceğiz. Bir şekil olarak en azından hani aklımıza yatsın. Bir şey ortaya çıkarabiliyor muyuz diye bakmak açısından. Ya olacak gibi gözüküyor. Tabii ki dediğim gibi içi çok şey olmayacak muhtemelen. Kreme doldurulacak kadar geniş olmayacak ama.
külahlarımızı ve sepetlerimizi şimdi fırına atıyoruz ısındıktan sonra. Şöyle biraz aralıklarla koyayım. 20-25 dakika kontrol edeceğiz sonra. Mirfeylerimiz fırından çıktı yaklaşık 25 dakika içinde. Kabardılar ve kızardılar. Şimdi kullanıma hazır krem şantimizi kabımıza koyduk. Burada meyvelerimiz var. Frenk üzümü, frambuaz, kiwi ve blueberry, yaban mersinini kullanacağız. Renkli meyvelerden oluşacak. Buzluktan yeni çıkardık çok su bırakmasın diye. Şimdi baştan şu sepetlerimizle başlıyorum. Kremayı bol tutacağım ki beyazlığın üstünde meyveler daha görkemli dursun. Şimdi süslemeye geçiyoruz. Şöyle frenk yüzümüzden başlayalım. Gerçekten renkleri krem şantiye çok yakışıyor beyaza. Şöyle biraz bol koyalım. Şurada birkaç tane kaybettik. Onu da koyayım. Blueberry'e geçiyorum. Blueberry'i birkaç tane tarif daha denemek istiyorum. Gerçekten rengi ve lezzeti çok güzel. Şöyle koyayım. Frambuazımız yine çok sevilen meyvelerden. Şöyle koyayım. Ve kivimiz. Muhteşem bir renk oldu gerçekten. Hem çok şık, hem çok hafif, hem çok pratik, rahatça yapılabilecek bir tarif olduğu için benim en sevdiğim tariflerden biri oldu. Şimdi külahlarımıza geçtik. En dipten sıkmaya başlayacağım ki ucuna kadar doldurabilelim. Daha uzun aparatlarla kullananlar da var. Şimdilik ben kendi kuvvetiyle dibine kadar bitmesini sağlıyorum. Şöyle bunu sıkalım. Kazaya uğradık. Tepesi için. Neyse canım, bize kamera arkası da lazım. Bunlar en doğal hali. Yemek yapmak eğlenceli olmasa neden yemek yapalım? Yoksa eğlenmezsek sadece gerçekten eziyet. Gördüğünüz gibi. Aynı şey, aynı mantık. Hiçbir şey havucu yıldıramıyor. Havucu olsun, havucu olmasın gördüğünüz gibi. Hatta fazla fazla koyuyorum ki daha gösterişli dursun diye. Bunların da tepesine şimdi meyve koyacağım. Nasıl meyveler koyalım? Mesela şunları süs olsun diye şöyle yanlarına dizeceğim. Tepelerine şöyle frambuaz oturtayım. Dilediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Bunların kafasını daha küçük çikolata parçacıklarına veya meyvelere banabilirsiniz. Fıstıklara, başka fındığa, nasıl yemeği tercih ederseniz. Yemek tamamen aslında gösteriş, zevk, estetik ve lezzet. O yüzden şey olmaktan kaçınmayın. Özgür. Dağılırsa dağılsın, ne kadar dağılırsa o kadar lezzetli. Gördüğünüz gibi. Sadece birkaç saniyede. Şimdi bu kısım tamamen zevkinize kalmış.
hem lezzet, tat açısından hem de aslında görüntü açısından biraz pudra şekeri eklemek bence güzel oluyor. Şöyle pilavlarımızın üstüne biraz serpiyorum. Ve sepetlerimizin üzerine. Konuklarınıza da hızlıca servis edebileceğiniz bir lezzet. Eğer milföy, böyle dondurulmuş meyveyi biraz pudra şekerini evinizde saklarsanız yaklaşık işte pişmesiyle, hazırlanmasıyla yarım saat 40 dakika içinde bu kadar görsel bir tatlı sunabilirsiniz. Yapımı çok basit, tadımına biraz sonra geçeceğiz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Sevdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım denersiniz evde. Biz hemen tatmaya başlayacağız. Görüşmek üzere.